Rüzgar. Evet. Evet, şimdi bugün bir tane bebek izle. Allah kapandı. Kapandı, tüh gitti ya. Neyse artık. Yürüyerek çıkalım mı? Ne der? Bir kere senin asansörde kalmıştık zaten. Ondan beri korkuyorum ben. Bir de katı tam bilmiyorum. O yüzden acaba yürüsek mi diye düşündüm. Rüzgar, niye geldik hastaneye biliyor musun? Saçına çok değişik görünüyor. Bir tane arkadaşım doğum yaptım. Şimdi gideceğiz. Onu ve bebeğini göreceğiz. Hazır mısın küçücük? Minicik bir bebek görmek için hazır mısın? Hazır mısın? Hadi gidelim o zaman bebek görelim. Ay Rüzgar. Kaçıncı kat olduğunu da bilmiyorum. Dur. Ay bir şey söyleyeceğim Rüzgar. Ben hastanedeki asansörlerden birazcık korkuyorum biliyor musun? Zaten korkma, yavaş gider belki de. Öyle değil ya. Bir kere kaldık ya biz seninle bir hastanede, hatırladın mı? Bak işte. Evet, üçüncü kat, beşinci kat olması lazım ya bir. Hah, geldik. Çak. İşte tut bakalım. Baş. Ben söyledim. Evet. Aa, burada açık. Biz bu tarafa gideceğiz sanırım. Gel bakalım burası mı? Rüzgar, burası olmayabilir ya galiba. Üst kat, gel yukarı çıkalım biz. Evet, neyse bu sefer merdivenle çıkalım. Rüzgar, bulamazsak ne yapacağız? Aa, bu da yalan. Hayır, o bir yalan değil. O bizim buramızdaki kemiğimiz. Yani omurgamız o bizim. Yılan gibi mi göründü sana? Hiç alakası yok. Buradaki kemik, hissediyor musun bu kemiğini? Gel bakalım bu katta mı? Rüzgar, ben sonra bebek göreceksin ya. İster misin görmek? Şurada. Gel gidelim. İnşallah bu kattır yani. Ya arka tarafa dön. Rüzgar, yanlış yere gelmişiz. Bebek ziyaretleri. Bak gel. Bu binadaymış. Şimdi ineceğiz, o binaya geçeceğiz, tamam mı? Evet anneciğim, o binaya geçeceğiz. Buradan ineceğiz, o binadaymış bebek. Hazır mısın bebeği görmeye? Ben kucağıma da alayım değil mi? Keşke ben de bulsaydım. Yine asansöre biniyoruz. Hazır mısın? Geç bakalım. Yanlış yere gelmişiz ya. Yürü, çıkıyoruz. Burada ultrason cihazı var. Yani böyle karnımıza bakıyor. Karnımızın içinde hangi organlar var, neler var, kim nerede, nasıl, ne yapıyor? Her şeyi görüyor biliyor musun? Hadi gel bakalım, izin verirlerse bakalım. Gel bakalım. Hadi gel, abla göstersin. Bak şimdi buradan krem var. Doktor karnına sıkıyor kremi. Böyle. Evet. Sonra böyle. Oynuyor karnına. Sonra da karnının içinde ne varsa, hangi organ, burada görünüyor Rüzgar biliyor musun? Buraya yatıyoruz. Sen benim karnımdayken ben burada yaptım onu biliyor musun? Buraya geldim, bu odada değildim, başka bir odadaydım. Böyle yattım. Şapkan çantamda. Şu an sana çok değişik bilgiler veriyorum. Şapkanı mı merak ettin? Dur. Tamam mısın? Hayır mı? Şöyle güzelce yapalım. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Çıkalım mı artık anneciğim? Hayır, hoşçakalın. Tamam gel, ben senin şapkanı takacağım. Ultrason cihazıyla tanıştırırım, şapka derdindesin. Şimdi arkadaşlar, bebek ziyaretimizi yaptık. Biz şimdi yavaş yavaş arabaya geçiyoruz. Bu arada siz küçük bebekleri seviyor musunuz? Küçük bebek görmeyi sever misiniz? Yorumlarda yazın. Ben arkadaşım bebeğiniz çok küçük olduğu için onu çekmedim. Babanın arabası, dur. Sen arkaya, arkaya. Hadi geç bakalım. Çok küçük olduğu için bebek henüz çekemedim. Ama bir dahaki ziyaretinde eve geldiğinde sizce bu küçük minik bebeğimin resmini, videolarını çekiyor olayım mı? Hadi anneciğim bilsene. Bir taraftan da Rüzgar'ı ikna ediyorum. Biz gidiyoruz o zaman. Ben geçiyorum arabaya. Yorumlarınızı bekliyorum. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Bunun ne olduğu hakkında bir fikrin var mı? Konsollerde falan kullanıyorlar böyle. Dur sıkma. İnşallah içi boştur ama ne olur ne olmaz. Bunu niçin aldım biliyor musun? Şimdi geçenlerde hatırlıyorsan Rüzgar senin çim adamına ne yaptın? Evet, sonra kendi de çok üzüldü. Peki bu çimlerin birden hızlı büyümesini ister misin? Toprağını güçlendiriyormuşuz gibi düşün. Ben de mesela aynı şeyi kaktüslerim için istiyorum. O yüzden ne yapacağız biliyor musun? Bitki gübresi diye bir şey var. Bitki bir şey, dur neydi? Neyse ben bunu bir bileyim. Bitki gübresi, bitki besini hatırladım. Şimdi ne yapacağız biliyor musun bu bitki besini? Vuracağız böyle pif pif pif, bitkiler böyle gidecek. Hayır, öyle bir şey yok. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bitki besinin oranını bu kavanoza göre ayarlayacağız, tamam mı? Biraz su koyuyorsun, biraz ondan koyuyorsun. Sonra karıştıracağız, sonra bunun içine dökeceğiz. Sonra hem çim adama hem de evdeki diğer bitkilere yapacağız, tamam mı? Çim adamı ve bitki.
dersleri geçiyor. Bence önce şunu hazırlayalım birlikte. Kaç kapak koyacağız, nasıl koyacağız hatırlamıyorum. Sen bunu da al. Allah rüzgar geliyor. Kuş, öbür banyoya git, ben geliyorum. Annem nasılsın? Bitti mi? Ha, bir kesin mi bitti? O zaman sen salona geç, biraz o şey yaparız seninle. Ben geliyorum 2 dakikaya. Geç istersen oyun odasına falan. Nasıl istiyorsa canın. Babam da sizinle geçiyor. Bizimle mi? Tamam gel. Yakalandık. Eyvah. Anne. Bizden Rüya yakalandık. Ne yapacağız? Ablam hadi al telefonu. İstemiyorum. Bir çizimle geçeyim. Dın 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 dın. Evet. Ne? Hiç alakası yok. Bu bitki besini. İnsanlar için de çok zararlı bir şey. Hadi koş Rüya'yı çağır, hazırlayalım. Bakalım ne yazıyor üzerinde. Kullanma talimatı. 2 kapak 1 litre suya 1 kapak. İlkbahar ve yaz aylarına haftada 1. Sonbahar ve kış aylarına 15-20 günde 1. Tamam peki, 15-20 günde 1. Özellikle yazıyor çocukların erişemediği bir yerde saklayınız, ki ben de öyle yapıyorum. Yüksek bir yerde tutuyorum. Ama çok da dikkatli olmak gerekiyor. Yine de onları arkadaşlar, siz eğer böyle bir şey kullanırsanız mutlaka yanınızda bir büyüğünüz olsun. Sen buna şimdi koş, bir içme suyu koy gel. Sonra 2 kapak da bundan koyacağız. Koş. 2 kapak mıydı, 1 kapak mıydı? Ay, 1 kapak yazıyormuş. Vallahi yanlış yapacaktım. Anne ne oldu? O ne elindeki? Ne o? Oğlum o mayo yazın giyilir. Şu an kış mevsimi. Anne ne oldu? Mayo mu giyilir? İyi peki, tamam gel gel. Nasıl oldun sence? Bence biraz komik görünüyorsun. Hadi ver, hazırlayalım bitki besinimizi. Evet tamam. Şimdi Rüyacığım, su burada. Sen kapağı tut. Böyle. Ben bunu koyayım. Lavabonun içine doğru getir anneciğim. Dökülürse oraya dökülsün. Ve de lütfen eline çok dikkat et. Evet tamam. Şimdi onu dök bakalım. Tamam. Şimdi güzelce bekle. Bir dakika bunu alayım. Kesin kapatayım. Mi? Hayır, ellerimizi yıkayalım önce. Ben bunu alayım. Olsun, yine de yıkamalısın anneciğim. Şimdi ben bunu karıştırıyorum. Oo, tamam. Şimdi de bundan bunu dökeceğiz. Evet, aç bakalım. Rüzgar, bu pek senlik bir iş değil anneciğim. Evet şimdi dolduralım bakalım. Allah, elime geldi. Ellerimi iyice yıkamam lazım. Bu arada arkadaşlar, az önce de söyledim. Ay çok döktüm. Anne bana sıkabilir miyim? Tamam sen sıkabilirsin. Herkes kendi bitkisini... Allah, taştı, biraz abarttım galiba. Arkadaşlar bunu içerisinde tekrar söylüyorum sizlere. İçerisinde bitkiler için faydalı ama insanlar için zararlı şeyler olduğu sakın, için. Sakın ama sakın ellerinizi yıkamayı unutmayın. Ayrıca yanınızda bir büyüğünüz olmadan da asla yapmayın. Evet. Şimdi bitkiler. Şimdi sen kaktüse sık. Sen de çim adama. Tamam. Önce Rüya dur ya. Önce Rüya kaktüsüne sıksın. Lavaboya gelen necim orada. Kaprisan demedim ya. Senin aklın kaprisanlı çünkü. Kaktüse sıkacaksın. Dur. Orada değil. Lavaboya dediğim lavabonun içine. Evet. Hazırsan. Öyle. Anneciğim ama bir yerine gelmemesi lazım. Üstüne doğru sık. Yapraklarına değil anneciğim. Üzerine. Evet. Tamam. Yeter. Bir tane daha sıkarsan bitti ya. Sabah kalktığında böyle olurlar. Görürsün. Evet Rüzgar, al bakalım. Sıra sende. Şimdi seninle de kaktüsleri yapacağız. Gel kaktüslere gidelim. Hazır mısın kaktüsleri sulamak için? Sen nereye geçiyorsun? Yine banyoya. Rüzgar, banyoda beni bekle. Kaktüsleri getiriyorum sana. Hadi gel, sen burada sık. Gel. Tamam kalsın bu seferlik. Tut bakalım. Rüzgar toprağına sık. Toprağına. 1-2. Tamam. Tamam. Rüzgar toprağa dedim, bitkiye sıktın. Tamam dedim, devam ediyorsun. Bak böyle. 1-2. İşte bu kadar, bitti. İkiniz de çok sıktınız ama. Şimdi hadi bakalım Rüzgar. Öbür banyoya geç. Ellerini yıka anneciğim. Hadi. Koş. Öbür banyoya geç. Tamam, duymadı herhalde. Neyse ben de kendi kaktüsüme şey yapayım. Peki vermemiz gereken başka bir şey var mı evimizde? Balıklar. Balıklara yem verdin mi? Bekle bekle, onu da beraber yapalım. Madem bugün birlikte başladık, birlikte Anne, devam edelim. Ben bir gündür o yaptım. Bugün de ben yapayım vereyim. Peki o zaman şöyle yapıyoruz. İkiniz de çok çok az olmak kaydıyla ikiniz de döküyorsunuz. Anlaştık mı? Hayır. Tamam o zaman ben. Çekilin. O zaman ikinize de yok. Hayır, çok küçük. O zaman ya çok küçük yapacaksınız, ikiniz de yapacaksınız ya da hiçbiriniz. Siz karar verin. Rüya ama böyle de. O zaman bugün sen yapacaksan yarın da mutlaka Rüya yapacak. Anneciğim tamam gel, küçücük de sen dök.
Küstü galiba abi ya. Trip atıyor bana. Ver olur mu? Ablanın gönlünü al. Böyle olur mu? Neyse ya arkadaşlar, sizce benim bulduğum çözüm çok mantıklı değil mi? Bak Rüya kırgın kızgın gidiyor. Rüzgar balıkları bekliyor. Evet, balıklar da çok acıkmışlar. Gel bir daha sarı, bir daha sarı. Gel buraya, duymadım. Ya işte ablam, ama yarına söz... Elimi batırmaya niyetim yok. O zaman yarın sen yapacağına söz vereceksin, tamam mı? Yarın Rüya'nın sırası. Anlaştık mı? Çok az, çok az, çok az, tamam mı anneciğim? Evet, işte bu kadar. Bak şimdi nasıl gelecekler. Bekle. Rüya sen de gel. Yeter, yok bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Tamam, bunu kapatma. Bak 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 nasıl yiyorlar. Rüzgar, acıkmış balıklarımız. Rüya. Hadi bakalım, afiyet olsun. Ne yapıyordun be? Ben afiyet olsun diyorum, bu paranla çalışmalarına devam. Hadi bakalım, devam edelim o zaman.